gece 10'a kadar diye. Yani biz 20-30 başlayıp başlıyoruz. Bu yapımız teması mimarlık iş olarak ve onun eğitimle bağlantısı. Yani bu durumun açısı aslında tasarımla alakalı değil, yeni bir Türk uygulaması mesleği burada İstanbul'da. Kendi eğitimleri dışarıdan nasıl etkilendikleri, o etkinin buradaki iş ortamına nasıl bir şekilde yansıdığı. Panelistlerin ortak yönü şu, herkes yıllarca dışarıda çalışmış, herkes iyi bilinen ofislerde, yurt dışında, Avrupa'da çalışmış ve inanılmaz cesur girişimcilerimiz kendi ofislerini burada İstanbul'da kurmuşlar. Yani bu sadece Türkiye hakkında değil, ayrıca yurt dışından eskileri bir Türk ortamına entegre etme becerisiyle alakalı. Evet, şimdi biz panel dışına karar verdik. Geleneksel şekliyle hani moderatör her bir panelisti tanıtır ya. Onun yerine biz her birimiz kendimiz 5 slide sunacağız ve background'umuzdan bahsedeceğiz. Ondan sonra daha böyle interview bazlı bir tartışma, kültürel alışveriş metodoloji ve işle ilgili zorluklardan bahsedeceğiz. Evet. Ve sunumun sırası, hani birbirimizi nasıl sunduğumuz, hani İstanbul'a en son gelen ki o da benim. Onun için ben başlayacağım, sonra da Selva'ya doğru gideceğiz. Kendisi en uzun süredir İstanbul'da bulunmamız. Evet. Ben nereden geldim? Annem Marie Gansdorp ben. Henning Weiss mimarlık tanım. Ortağım burada İstanbul'da çalışıyorum. Henning Weiss mimarlıkta şehircilik ve mimarlığı 50 yıldan fazladır yapmaktayız. Bir sürü kültürel eğitim binalarımız, büyük ofis binalarımız var portföyümüzde. Yaptığımız ve tasarımımızın dayandığı şey estetik ve fonksiyon bir arada. Yaklaşımımız da böyle İskandinav bir diyalog şekli müşterilerimizle ortaya çıkarıyor. Şimdi bu oturum aynı zamanda eğitim ve yurt dışından gelen etkilerle de alakalı. Bu resmi getirdim ben. Bu benim mezuniyet projem Londra'dan. Danimarka'da yetiştim. Sonra Londra'dan mezun oldum ama tekrar düşüneyim şimdi diyeceğimi. Öğrendiğiniz metodoloji eğitiminizde çok önemli. Daha sonra mesleğinizde ne yaptığınızla ilgili olarak. Bu resimde şunu göstermek istedim. Bir tanesi bu ilk siyah resim. Bu Meksiko City'de bir taksi. Bu konseptler öğrenmekle ve konseptleri nasıl manifeste edeceğinizle alakalı bir şey. İkinci bir fiziksel model, bu ölçekle ilgili. Ölçek nedir ve değişik mekanlar birbirine nasıl bağlantılı? Son kısımda çizim, nasıl tam olarak çizebileceğiniz. Metodoloji tabii ki benim için özellikle profesyonel hayatımda benim devam ettirdiğim işe. Birkaç yıl sonra Sheila Finley Architect için çalıştım Londra'da. Henning Weiss'ın mimarlığa 2004'te katıldım. Bir takım yarışmalara girdik. Bunu kazandık. Bu Şam'da çocuklar için bir keşif merkezi. Ben görüşme, konsept tasarımı ve hani inşaat gözetimine kadar işin içindeydi. Daha sonra 2012 yılında Kasım ayında buradaki ofisimizi kurduk. Herhangi bir projemiz yoktu. Sadece stratejik bir hareket oldu bu. 14 kişiyiz artık. Birkaç proje üzerinde çalışmaktayız hem Türkiye'de hem de Türkiye'nin dışında. Bunların bir tanesi 35 bin metrekarelik bir ev inşaatı İstanbul'da. Merhaba, Melike Altınışık ben, salon mimarlıktanım.
ve ben size hikayemi göstermek istiyorum. Hazırlanan 5 slide içinde kronolojik sırayla. Benim hikayem aslında 2003 yılında başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. Sonra bundan sonra ne var diye araştırmaya başladım. Londra'ya taşındım. Master yapmaya başladım mimarlıkta. Bu yıllar boyunca, 2004 ve 2006 yılları boyunca Architects Association'da birçok yolunu öğrendim. Kültürel alışverişin, ekip çalışmasının, parametrik enstrümanların, kompleksite ve araştırma tasarımı gibi konularda. Bütün bu kalemler aslında benim geleceğim şekillendiği bir şekilde. Ve benim master projemle sonuçta projemize çok ödül geldi. Uluslararası yarışmalardan ödül kazandı. Bu yıllar boyunca en önemli şeylerden bir tanesi karmaşıklığı ve karmaşıklığı nasıl düşündüğümüzü öğrenmekte. Beyin enstrümanlar kullanmak, kendimizi ifade etmek için. AA'dan mezun olduktan sonra aslında bir teklif geldi. Zaha Hadid mimarlıktan onlarla çalışayım diye İstanbul'daki bir yarışma için. İstanbul Kartal Pendik Master Plan yarışmasıydı bu. Benim için bir fırsat oldu. Ekip arkadaşlarım için de bir fırsattı bu. Gerçekten bu şekilde master projeyi bir üst düzeye çıkabilecektik. Zahar'ın hikaye bu projeyle başladı. Ondan sonra ben 24 değişik projede çalıştım. 17 tanesi bunlara yarışmaydı. Birkaç tanesi komisyondu. Bu yarışmalardan 7 tane ödül kazanan proje çıktı. 2 tanesi inşa oldu. Bir tanesi şu an inşaat halinde. Bazıları şimdi bekletiliyor bu projelerin. Başka bir ilginç deneyim burada Zaha'da benim için şu oldu. Değişik tip mimariyle çalışıyorsunuz. Mimari tipolojilerle çalışıyorsunuz. Ayrıca değişik şehirlerde çalışıyorsunuz, değişik şehir ülkelerde çalışıyorsunuz. Ondan sonra hani yüzlerce insan tanıyorsunuz. Değişik diller öğreniyorsunuz, değişik insanlar tanıyorsunuz. Bütün bunlar alışveriş insanlar arasında. Ve günün sonunda her ne kadar çok değişiklik de olsa ikinci bir araya getiren tek şey aslında mimariyi gerçek kılan bizim kullandığımız enstrümanlardı. Bunlar projelerden bazı örnekler. Bu enstrümanlar yazılı enstrümanları aslında bizim dilimizdi. Projeler bu sayede gerçekleşti. Bazı insanlar bazı İngilizce bile konuşamıyorlardı. Fakat aynı arzuyu, aynı bilgiyi bir şekilde paylaştık ve bunları oldurttuk. İşte o yüzden gerçekten bu kadar önemli konular benim fikrime göre. Bu tarz mimari tasarımlar bu şekilde gerçekleşiyor. Sonra bu yıllar boyunca Zaha ile çalışırken, 7 yıl Zaha ile çalıştım ben. Bu yıllar boyunca ben öyle sadece oturup da Zaha Hadid için bir şeyler yapmadım. Ben araştırmamı da devam ettirmek istedim. AA'da başlatmış olduğum. Yine oradaki ekip arkadaşlarımla yaptım bunu. Ve yarışmalara giriyordum. Mesela ne zaman ilginç bir projeye, ilginç bir konuyla karşılaşsak, fikirlerimizi araştırıp göstermek istedik. 8 ulusal 3 uluslararası yarışmaya katıldık Türkiye ve dünyada ve birkaç ödül de kazandık. Geçen yılın sonunda 2012 Eylül'ünde İstanbul'a taşındım. İstanbul'da ortam Alper Derinboğaz'la işimi başlattı. Kendisi zaten bu alandaydı. Burada salon mimarlığı beraber kurduk kendisiyle. Şu anda geçmiş deneyimlerimizden faydalanıyoruz.
buradaki proje fırsatlarıyla yansıtmaya çalışıyoruz. Bu arada başka bir altı şirket daha geliştirmeye çalışıyoruz. Belli enstrümanlar geliştiriyoruz mimarlar için. Hani gerçekten fikirlerini hızlıca görelim diye. Ayrıca mimarlarla da İstanbul'da işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Eğer bu tarz fırsatları yoksa veya belli tarz bir eğitim alamadılarsa bu tip fabrikasyon veya spesifik tasarımları almak için onlara yardımcı oluruz. Bütün bunların yanında benim ilgi alanlarımdan bir tanesi öğretmek. Belli bir zaman ayırmaya çalışıyorum. Gerçekten eğitimimi, bilgimi paylaşayım diye son 8 yıldır edinmiş oldum. Toplamda aslında 10 yıl. İstanbul'daki öğrencilerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu son kısımda görüyorsunuz onlardan bazı projeler. Bilgi Üniversitesi'nde ürettikleri şeyler bu. Temel tasarım stüdyosu için. Bütün bunlar benim şu an içinde olduğum sürecin bir parçası İstanbul'da. Evet, bu kadar sanıyorum söyleyeceklerim. Ben Hakan Prototype'dan. Biz İstanbul'da çalışıyoruz. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. 2001 yılında mezun oldum. Bir yıl boyunca ders verdim. Aynı zamanda master'a başladım. En sonunda EASA'ya katıldım. Bazılarınız belki biliyorsunuzdur Avrupa Derneği. Sonra Danimarka'ya davet aldım. Bunu takip ettim. Almanya'ya gidip çalışmaya başladım. Master'ımı Aarhus'ta bitirdim ve Şanlıurfa'da çalışmaya başladım Danimarka'da stajyer olarak. 4 ay staj yaptım Danimarka'da bu proje esnasında. DR Senfoni Salonu bu. Bu bir yarışmaydı. İnşaat alanında çalışıyordum. Stajyerlerin yaptığı şeyleri yapıyordum. Bazı programlar öğreniyordum. İnşaat teknikleri öğreniyordum. En sonunda sonra Paris'e taşıdım. Jean Nouvel'in Paris ofisinde çalıştım. Ana ofisleri orası. Orada çalışmaya başladım. Fakat Fransızca konuşmadığım için daha çok İngilizce projelerde çalışıyordum. Bu da beni New York'a götürdü sonunda. Chelsea 101, bir konut gökdelen bu. Çok deneysel bir fasadı var. Değişik ışık, gölge nasıl meydana getirebilir diye bunun üzerinde çalıştık. Birkaç yıl New York'ta yaşadıktan sonra Paris'e döndüm. Bir expat gibi yaşamaya başladım işte. Sydney'e gönderiyorlardı, New York'a, Londra'ya, değişik ülkelere gönderiyorlardı. Jean Nouvel'i temsil etmem için. Yani binayı Paris'te tasarlıyorduk. İşte inşaatı yerel mimarlarla beraber yerel alanda takip ediyorduk. Bu da diğer proje. En son bunun üzerinde çalıştım ben Sydney'den beri. Bu aslında ısmarlama projeydi. Paris'te çalışmaya başladık üzerinde. Sonra Sydney'e taşındım takip etmek için. Neredeyse bitti artık. Jean Nouvel ile 2003-2011 yılları arasında her türlü düzeyde çalıştım. Stajyer olarak başladım, sonra mimardım, sonra asistan proje lideri oldum, sonra proje lideri oldum. Üç boyutlu modeller üzerinde çalıştım, inşaat alanlarında, şantiyelerde çalıştım. O bana çok şey öğretti bütün süreç hakkında. Tek bir şey yapmak değildi o, sanki bütün yaptığınız şeyin genel bir eğitimi gibiydi. Aslında iki dezavantajı bu sürecin benim için şuydu, hiç bazım olmadı, sürekli bir yerlere gidiyordum. Bir müddet sonra hakikaten yorucu oluyor. İkincisi de çok uzun bir süreç böyle bir binayı yapmak. Yıllar sürüyor. Tasarlıyorsunuz, bina yarışmaya giriyorsunuz. Ekonomik problemler baş gösteriyor, politik problemler, işte müşteri ile ilgili problemler yüzünden 4-5 yıl sürebiliyor. Bir türlü sonunu getiremiyorsunuz. Bu benim için yorucu oluyor.
Ve ürünü ya istediğiniz kadar hızlı göremiyorsunuz veya sonuçta istediğiniz şey ortaya çıkmıyor. Majör mimarlarından birine çalışmanıza rağmen dünyanın bu böyle oluyor. 2010 yılından sonra ben nerede yaşamak istediğime karar vermek durumunda kaldım. Daha önce yaşadığım yerlerde yaşayabilirdim fakat İstanbul'u seçtim. Benim şehrim, burayı tanıyorum, insanları tanıyorum. İyi fırsatlar vardı, iyi çalışmalar gerçekleştirmek için. Bir ev aldım Balat'ta. Ve 10 yıl sonra aslında daha hızlı iş yapmak istedim. Malzemeyi görmek, dokunmak, üretmek istedim. Bir de partnerim var, Burcu. Prototype adında bu ofisi oluşturdu. Aşağı yukarı her şeyi yapmaya başladık tasarım hakkında. Mobilya, ışıklandırma, restorasyon tasarım. Yani ben sanki küçük yaparsak her şeyi daha kolay kontrol edebiliriz diye düşünüyorum. Hani tasarım süreci daha küçükse kontrolümüz olabiliyor bütün malzemeler üzerinde. Müşteri ilişkisini daha rahat yürütüyorsunuz. Amacımız bunu kısa tutmak. Yani biraz daha çalışmaya başladım. Mesela bu ev Avusturya konsolosluğu için. Aşağı yukarı her şeyi yaptık. Pencerelerin detayları, bahçecilik, her şeyini yaptık. Eğer küçük ölçekli tutarsanız hakikaten başarılı olabilirsiniz. Ama ölçek aşırı büyüyünce her şeyi kontrol etmek zor oluyor. Multidisipliner bir projeksiyon haline geliyor. Ve rahat hissetmiyorum kendimi. Ondan sonra biraz daha iş yapmaya başladık. Koi Tokyo adında bir marka için. Aslında Japonya'dan geliyordu. Burada yerleşmek istiyorlardı. Bu onlardan bir görüntü gene. Şu anda yaptığımız şey biraz konut, biraz restorasyon, biraz daha büyük projelerle ilgileniyoruz. Fakat şu an buradayız. Günaydın, vaktim geldi. Selva Gürdoğan, ben de İTÜ'denim. İlginç bir kombinasyon oluyor. Mezun olamadım. Southern California'da, Los Angeles'ta mezun oldum 2002 yılında. Daha önce zaten staj yapmaya başlamıştım Hollanda'da. Okulu bitirdikten sonra geri gittim ve onlara çalışmaya başladım. Yaklaşık bir buçuk yıl geçirdim Rotterdam ofisinde. Ondan sonra New York'a taşındım bir yarışma projesini takip etmek için. Burada çalıştığım projelerin yelpazesini görüyorsunuz. Bayağı ilginç. Kitaplardan işte moda şovlarına, ürün tasarımına, hani gerçekten büyük ölçekli projeler, şehir planlaması gibi şeyler bunlar. Partnerim aşağı yukarı aynı CV'ye sahip. Biz deyip duruyorum, kusura bakmayın, ben biz demeye alışığım. Özellikle Almanya'dayken Rotterdam'da Kişin projeleri yeni başlamıştı. Kişin için bir sürü yarışma yaptık. Ondan sonra bu ilk projelerden bir tanesiydi, üzerinde çalıştığım Los Angeles'ta bir müzeydi. Burada görüyorsunuz tasarım sergi tipolojiler tek bir salon için. Kaç değişik model yaptığınızı görüyorsunuz. Hani resimler duvarlara nasıl asılmalı? Hani barok müzesi mi olsun? Bir sürü fikir masanın üzerinde burada gördüğünüz için. Bir sürü fikri tek bir tasarım problemi için uygulamak olduğu öğrendiğimiz. O projeye baştan sona gördüğüm bir proje. Dallas'ta bir tiyatro. Çok önemli bir eğitim fırsatı oldu benim için şahsen. Çünkü projenin başından itibaren projenin fikri tiyatroyu, tiyatro aslında transparan. Burada mesela şu an bir tiyatro alanındayız. Bu alan etrafınıza baktığınız zaman bir binanın içinde. Tiyatronun fikri de şuydu Dallas'taki, odayı açık, transparan tutmak. Öyle ki eğer içeri girmek istiyorsanız bu cam kapılardan girebilirdiniz. İsterseniz sahneye kocaman bir fil de çıkarabilirdiniz. Yani hayalimiz buydu.
ve bütün süreçte hani tiyatro danışmanları, mekanik danışmanlar, müşteri bunlarla konuşmak ve evet biz bunu yapabiliriz demekti. Ne zaman yapamazsınız deseler, evet yapabiliriz dedik. Bu problemi farklı çözebiliriz dedik. İşte sahneyle alakalıysa da hallederiz dedik. Yani 3 yıl konuştuk. Herkese konuştuk. Her türlü küçük detayı çözdük o tiyatroyla ilgili ortaya çıkan. Bunu da hani kimsenin inanmayacağı bir şekilde hallettik. Bayağı inanılmaz bir eğitim fırsatı oldu bizim için. Yani inandığımız şeylere de ısrar ettik. Ve eninde sonunda oldu. 2006 yılında Greg Rose ve ben İstanbul'a taşındık. Fikrimiz burada kendi pratiğimizi başlatmaktı. Melike ve Hakan'ı şimdi dinlerken bayağı sabırsızmışız. 4 yıl sonra bıraktık. İstanbul'a geldiğimizde önemli olan şey multidisipliner bir yaklaşım göstermekti. Çok haritalama bir araştırma yaptık bu şehir üzerinde. Çok önemli işlerden biri de yaptığımız dolmuş ve minibüs haritası bu. Şu an biz hem araştırma projeleri yapıyoruz hem de mimari iş yapıyoruz ama daha çok normal mimari işi yapıyoruz. Ve biz Columbia Üniversitesi'nin bir projesine katılıyoruz Studio X adında. Studio X'ten daha sonra bahsedeceğiz ama alternatif bir eğitim alanı gibi olacak bu. Bu hani bir dershane olmayacak, açık, nötr bir alan olacak ve umuyoruz 8 Kasım'da açılıyor. Yani pratiğimiz bir şekilde evriliyor. Bir şeye, araştırma bazlı bir şeye mimari tasarım da yapıyoruz. Yani başlangıç böyle. Şimdi size geri veriyorum sözü. Evet. Ben sözlerime başlarken tam tersten başlamak istiyorum. Şimdi ben şunu tahmin ediyorum ki siz Türkiye'den ayrıldıktan sonra başka bir Türkiye'ye geri döndünüz. Ve aynı zamanda şunu tahmin ediyorum, dışarıda okudunuz, çalıştınız, başka kültürlerle temas halinde olunca kendi kültürünüze bakış açınız da değişebilir. Yani buna örnekler verebileceğinizi düşünüyorum. Meslek açısından olsun, mimar olarak olsun. Yani bir takım bu kültür etkileşimi, görüşlerinizi, davranışınızı bir şeyleri değiştirdi mi? Bir kere her şeyden önce ilk ben Türkiye'den ayrılmam, dışarı gitmem. Ondan sonra geri dönmem. Belki dışarı keşke taşınsaydık, orada eğitimimizi yapıp çalışarak öğrenip ondan sonra geri dönmemiz belki daha iyi olurdu diye tartışıyoruz. Benim için ilk zorluk yaşam tarzına alışmak. Yani Türkiye'de olup bitenin tam tersi olup bitiyor. Sosyal, ekolojik, ekonomik alanda Danimarka tam dersi. Çok farklı. Buna okulda alışmaya çalışıyorsunuz. Aslında ben çalışmayı da öğreniyordum aynı zamanda. Belki o kolaylaştı. Çok ilginçti. Nasıl çalışılacak onun metodolojisini görüyordum, kavramaya çalışıyordum. Ondan sonra orada çalıştıktan sonra büyük bir olasılıkla çeşitli ülkeleri araştırma imkanım oldu. Çünkü çok çeşitli ülkelerde çalıştım. Böylece bu bana fırsat verdi. Artık farklı bir kültüre, topluma girdiğimde şok olmuyorum. O şokun üstesinden gelebiliyorum. Türkiye'ye geri dönüşmek için İstanbul'u çok seviyorum bir kere. Ve geri geldiğim zaman neyle karşılaşacağımı biliyorum, bilerek geldim. Ve bu işi seviyordum. İstanbul'un kaosunu aslında çalışmamıştım. Farklı bir şey. İstanbul'u sevmek, İstanbul'da çalışmak çok farklı ve gerçekte de öyle oldu aslında. Müşterilerle temasınız, farklı tutumları, davranışları var. Aynı dili konuşmuyorlar sizle. Beklentileri var. Daima sizin metodolojinize de çok saygılı olmayabiliyorlar. Kendi yönleriyle iş yürütmeye alışmış durumdalar. Yani bu geri geldiğinizde ilk şey aslında bir denge kurmaya çalışıyor. Bir tarafta fikirleriniz, ondan sonra müşterinin istediklerine saygılı olma, onların istediklerini, izinlerin alınması, mali imkanlar vesaire, sunuş, zamanlama,
Bütün bunları gerçekleştirmeye, uymaya çalışıyoruz. Ben Türk olmama rağmen burada doğdum, eğitildim ama bu gene bana bir şok gibi geldi. Bir şokla karşılaştım. Çünkü daha önce Türkiye'de çalışmamıştık. Okuldan sonra bir takım metodolojileri öğrendik ve prezentasyonlara baktığı zaman hepimiz farklıyız. Benim geldiğim çok duygusal olan, hassas olan, materyallerle çalışan bir ofisten geliyorum. Selva çok entelektüel araştırmalar, çalışmalar yapan bir şeyden. Melike bir takım farklı teknolojiler araştırmayı kapsayan bir ofisten geliyor. Görüyorum, biz çalıştığımız şeylerin ürünüyüz aslında. Çalıştığımız ofisler bizi şekillendirdi. Aldığımız eğitim değil. Biz belirli bürolarda çalıştıktan sonra bu halimize olduk. Ve Türkiye'de çalışmamız belki farklı bir şekillendirme verecek. Zaman alacak. Belki Selva bunu daha, bu konuda daha bilgilidir, daha uzun kal. Sizin için nasıl oldu? Zannedersen benim için aslında fena olmadı. Ben geri dönmek istiyorum. Çok da heyecanlıydım. Ve buradan ayrılırken aslında çok gençtim, yani adolesant durumdaydım neredeyse. Yani şehri algılamam vesaire farklıydı. İstanbul'da mimarlık işine başlamam için şehri tekrar öğrenmem gerekiyordu. Ve benim bir avantajım vardı. Yanımda kenti bilmeyenler olduğu için açıklıyordum, onları açıklamam gerekiyordu. Ve her seferinde ben kendi hikayem için bir takım ön yargılar var daha önceden. Ben bunu bir anlamlı kılmam gerekiyordu. Yani içeriği hiç bilmeyen birine anlatmam gerekiyordu. Yani temel olarak ilk kez buraya gelip oturup çalışmaya başlayacak bir kişiye anlatmaya çalışıyordum. Haritalama projesini böyle başladık. Bizim için bir kere kendi iyi anlamamız lazımdı ki kendi kendimizi görselleştirelim, iletişim kurabilelim. Ben bunu daima aslında çok güzel bir egzersiz olarak görüyorum. Dolmuş minibüs haritasını yaptık. Çünkü böyle bir şey mevcut değildi. Ve olması gerekiyordu. Şehirle olan bizim ilişkimiz baştan itibaren biz kendimizi açıklayacak bir şeyler araştırıyoruz. Onu bulamadığımız zaman işbirliği arıyoruz. Neler eksik? Onları ortadan kaldırmak. Nedir eksik olan sizce? Halihazırda kritik bir diskur bizde eksik. Bunun üzerinde çalışacağımızı düşünüyorum. Bütün bu katkıların yararı olacak. Daha ziyade pratik, görselleştirme gibi unsurlarda. 2006 yılında geldiğimizde iPhone'larımızda, haritalarda aslında temel olarak burada bir hareket edebilmek, nereden otobüse bineceksin vesaire gibi. İstanbul'da yaşamamışsan, Türkçe konuşmuyorsan çok zor. Hangi otobüse Beşiktaş'tan binip Levent'e gidebileceğinizi bulmak hiç de kolay değil. Komik ama böyle bir sorun var. Ondan sonra şunun farkına varıyorsunuz. Yaşamınızı kolaylaştıracak bir takım başka şeyler var. Onlar da pratik, harita gibi şeyler örneğin. Fakat aslında bu pratik durumu aştık biz. Melike'ye gördüğüm kadarıyla bazı teknolojileri nasıl kullandığını gördüm. İşte ben de bu gibi şeyleri, girişimleri arıyorum. Artık benim için gerekli olan şey o kadar temel değil. Ben gayet iyi bir networking'e girebilirim. Teknoloji paylaşabilirim. Bu mevcut değil ama olacağını, zamanı gelecek, gerçekleşeceğine inanıyorum. Ama zamanı gelmiş durumda artık böyle bir şey olmamıza. Benim aslında her şeyden önce, o noktaya gelmeden önce değinmek istediğim bir husus var. Bu İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ'de okurken, bu mezun olduktan sonra başka bir şey yapmam gerekiyor ama ne yapacağımı bilemiyordum. Ben bir yere gideceğim, gitmem gerekiyor. Onun için Londra'ya gittim. Bu bir seçenekti. Fakat bu içten, içgüdüyle gelen bir seçim oldu. Yani şöyle bir sarsıyorlar sizi. Ondan sonra her şeyi unutup tekrar sıfırdan başlıyorsunuz. Başka bir şey oluyorsunuz, başka bir şeye yönelebiliyorsunuz. Bu öyle bir süreç ki tamamen karışıklık nedir? Kompleks, karışık şekilde öğrenmeyi, düşünmeyi öğreniyorsunuz. Daha önce kimliğini kaybediyorsunuz. Ben orada Türk değildim bir kere. Bir dünya
vatandaşı olarak okuyordum, çalışıyordum. Evet, okumaya başlıyorsunuz. Yani Çin mi, Japon mu, Alman mı, İtalyan mı, Amerika mı hiç fark etmezdi. Burada esas olan şuraya bu şekilde aynı yönde ilerliyorsunuz o diğer insanlarla. Ve bunu da bir takım temel unsurlara dayanarak birlikte gerçekleştiriyorsunuz. Fakat aynı zamanda ben bütün bu yıllar boyunca İstanbul'a geri dönmek isteyeceğimi biliyordum. Yani evet, tamam, zaman geçiriyorsun burada, bir şeyler öğreniyorsun, paylaşıyorsun, keşfediyorsun ama belirli bir noktaya kadar. Ama daima şöyle bir sorun da vardı, yani geri gideceksin, geri gideceksin, burada öğrendiklerini geri götüreceksin. Bu bir duyguydu aslında. Beni burada ne beklediğini bilemiyordum. Hakan'ın da söylediği gibi Türkiye'de hiç çalışmamıştım. Dünyanın çeşitli yerlerinde çalıştım. Londra'da oturmuş olmama rağmen dünyanın çok çeşitli yerlerinde çalıştım. Ve aynı zamanda farklı şeyler öğrendim. Değişik ülkelerin mevzuatı, projeleri olsun, zorlukları nelerdir, hepsinin ayrı, bunları öğrendim. Fakat Türkiye'ye geri geldiğimde en zor durumu burada karşılaştığımı gördüm. Evet, bugüne kadar geçirdiğim tecrübelerin en zoru Türkiye'de geçirmiş olduklarımdır. Sizin de bildiğiniz gibi bence bu eğitime de bağlı. Evet, bazı ama hedefler vardır, amaçlar vardır. Herkes bunlara erişmek isterler. Ama yeterli kaynakları yok, olmayabilir. Yahut da nasıl diyeyim? Gerçekten yani ifade etmekte zorlanıyorum. Henüz o noktada değiliz. Yani Türkiye'deki amacımıza, hedefimize varma noktasında değiliz. Ben bunu böyle görüyorum. Onun için bilgi paylaşımı en önemli şeylerden biri. Daima da böyle olmuş. Ben bir şey biliyorsam, eğer bu bilgim başka mimarlık girişimlerine yararlı olacaksa paylaşalım, bu bilgiyi paylaşalım diyorum. Benim kuşağıma baktığım zaman, İstanbul'da Türkiye'ye baktığımda benim jenerasyonun kuşağındaki mimarlar belirli bir yüzdelikte gerçekleştirdiğinizde insanlar genellikle kendi büroları yok. Büyük bürolarla çalışıyorlar, büyük ofislerle. Fakat geriye döndüğümde bir fark olduğunu gördüm. Bugün artık şunu görüyorum, birçok genç mimar, 3-4 tanesi bir araya geliyorlar, bir ofis kuruyorlar. Genç mimarlar deniyor bunlara. Ama benim için çok ilginç aslında bu. Ne kadar genç mimarın bulunması. İstanbul çok büyük bir kent. Fakat şu üçünüzün ilginç yönünüz aslında büyük bir olasılıkla farklı metodolojilere sahipsiniz. Ya okulda öğrendiniz bunları ya da çalıştığınız ofislerde, ülke dışında çalıştığınız ofislerde. O nedenle buradaki dinleyicilerle belki paylaşmak çok ilginç olabilir. Nasıl farklı metodolojiler dışarıda, fakat İstanbul'a neler sonuç veriyor? Metodoloji meslektaşlarınızla birlikte, stüdyolarınızda, müşteriyle beraber çalışmanızı nasıl sunuyorsunuz? Nasıl çalışıyorsunuz? Selva, siz bize bir bilgi verir misiniz? Buraya getirdiğiniz metodoloji neydi? Burada neyle karşılaştınız? Hepimiz zannedersem, hepimiz için geçerli bu. Biz çok lüks bir fikir çevresinden geldik. Hakan'la konuşuyorduk. Onunla dediği gibi yani ben 1.3 milyon bir müsabaka projesine yatırmıştı. Ve aslında sadece para açısından değil, zaman açısından da buna diyormuş Andevel, para sarf ettiği zaman bunu bisküvi ve içeceklere harcamıyor, maaşlara harcıyor. Yeterli zaman veriyor. Birçok beyin bir proje, bir tasarım üzerinde düşünüyorlar. Hak ettiği zamanı verebiliyorlar. Mesela konsept tasarımı için 3 ay ayırabildik. İstanbul'da böyle bir şey hayal aslında. 3 ay aslında bir müşteriye kalkıp bana 3 ay ver, 3 ay tanı, ben böyle şöyle bir ekip kuracağım, maliyeti olacak, 5 kişilik bir ekip kuracağım ve sorununuzu çözmeye çalışacağım derseniz, evet 2 hafta veriyorum size gibi bir cevap alırsınız. İşte böyle bir tutum farklılığı var, böyle bir yaklaşım farklılığı var.
yani İstanbul'da bu tip müşteriyle, zor müşteriyle karşılaşıyoruz. Bir de dünyanın başka yerlerindeki bu müşteriler de var. İstanbul için tipik bir unsur değil bu sadece. Saadet, Orme, Jandarveli diye buralara gelen müşterilerin bildiği bir şey vardır. Yani mimarlara harika işin bir anda ortaya sıçramadığını biliyorlar. Mimarlara zaman tanımaları, düşünmeleri, bir şeylere varmaları için zaman tanımaları gerektiğini farkındalar. Ve düşünce standartını yükseltmiş bulunuyor. Biz geleceğiz aslında sadece yaşımıza dayalı olarak müşteriye aynı güveni veremiyoruz. Yani bize 3 ay düşünce zamanı tanı dendiğinde aslında ilginç olan şey bu düşünme safhası. Ki çok önemli, bir projenin en önemli safhası. Ne kadar zaman talep edebilirsiniz? Hangisi doğru çözüm? Ne gibi yerlerde bir takım yenilik yaratabilirsiniz? Yeni tipolojiler, yeni fikirlerle ortaya çıkacaktır yenilikler. Bizim öğrendiğimiz en önemli şey ve aslında günümüzde de elde etmemiz en zor olan şey bu. Onun için biz başka projelere de giriyoruz. Yani biz daha kent meseleleri çalıştığımızda düşünceyi teşvik edebiliyoruz. Daha tatmin edici sonuçlar edebiliyoruz. Daha fazla zamanımızı kolay olacağını zannetmiyorum. Daima deniyoruz, daima daha fazla zaman kalınmasını. Odaklanma noktası zaman üzerinde olmalıdır. Metrekare maliyeti değil. En azından biraz o yöne doğru kaydırmak yararlı olur. Muhakkak ki biz hepimiz ufak bir çalışmamız var. Ama büyük bir geçmiş var, temel var. Bu rahatlatıcı bir unsur. Bu noktadan başlamaz. Fakat bahsettiğim şekilde daha fazla zamanımız olacağını zannetmiyorum. Sizin belirttiğiniz husus büyük uygulamalar buradaki, büyük yatırımlar aslında daha fazla kaliteye gereksinim duyuyorlar. Bu yoldan geçmişler. Evet, daha fazla zamana gereksinim var dendiğinde bir şeyler şekillendirilmiş durumda. Yani insanlar farklı bir ışıkta değerlendirmesi ümit ediyor. Metodolojisi açısından burada her şeyden önce çok ileri tasarımlar, yani Melike'nin ofisi gibi, burada nasıl karşılanıyor burada? Gerçekte hiçbir şekilde bütün müşterilere bunu tam açıklayamayız. Ama onlar bizi bulmaya çalışıyorlar. Veya bizim tipimizi bulmaya çalışıyorlar. Yani tasarım süreçlerinde bu tür metodolojiyi kullanmak istiyorlar. Benim için de ortağım için de geçerli olan şey, aynı metodolojiyi paylaşıyoruz aramızda. Onun için birlikte bir pratiğe atılabildik. Müşterilerimiz bizi teşvik ediyorlar, itiyorlar. Her gün aynı sorunlarla karşılaşıyoruz plan konularıyla. Tasarıma yeterli zaman olmuyor. Ve maksimum 3 ay tanıyorlar size plan için, tasarım için. Fakat aynı zamanda sorunu çözmek için mahallinde belki 3 yıl geçiriyorlar. Müşteriyi eğitmeye çalışıyoruz biz aslında. Sınırları fazla itmemek lazım. Bir ay daha fazla tanırsanız bize o kadar farklı bir çözüm elde edersiniz ki inşaat süresini azaltır bu. Anlamıyorlar bunu. Zaman çok önemli. Koşuyorlar. Belirli bir takım sayılara doğru koşuyorlar. Fakat metodoloji konusuna gelince nasıl tasarım yaptığımızla ilgili olarak bu aslında stratejik bir konu. Bir kere sizin müşterilerinizle nasıl çalıştığınızı. Ondan sonra onların diliyle konuşur, online olarak bu sürece onu tanıtırsınız, sokarsınız. Yani bu zaman konusu, burada bizim tecrübemiz, yani çabuk hallet konusu çok rağbetli. Ondan sonra aslında uzun bir zaman alıyor bir takım şeyleri çözmek. Bu pazarlama mı oluyor? Ne oluyor? Quick fix, yani hemen çabuk hallet. En önemli unsur mu? Bilmiyorum ben, belki nasıl sonuç bir alıyoruz ona değinerek başlamak ediyorum. Temel olarak bir proje olduğu
de bir müsabaka açıldığında bir tane mahalli araştırmamız lazım, kültürü araştırmamız lazım. Yani o mahal hakkında, o alan hakkında elde edebilecek, toplayacağımız bütün bilgileri toplamamız lazım. Tasarımdan önce bunu çok iyi anlamamız lazım ki sorunu iyi anlayalım ve bundan bir çözüm getirebilir. Metodolojiler gelince doğru olsun, yanlış olsun. Duygusal olabilir, tıpkı uzunun bir çözüm bulmaya çalıştığı gibi. Ama bir de bunun imaj var. Yani model üzerinde çok çalışıyorlar. Üç boyutlu modeller üzerinde çalışıyorlar. Özellikle ışık ve materyal ve mekan duygulaması üzerinde çok çalışıyor. Biz tabii bunu doğru yapmaya çalışıyoruz. Tekrar tekrar üretiyoruz. Fakat işin sonucunda önemli olan bina tamamlandığı zaman tasarladığınız şekilde tamamlanmış olması lazım. Materyal, ışık, duygusal yönü, bu çok önemli. Mimarlık eğitimi aslında bunu size çok iyi öğretmiyor aslında. Bir analiz var. İnşaatı öğrenmeniz lazım. Fakat önemli olan şey, evet, müşteri alıyorsunuz, ikna etmeye çalışıyorsunuz, imaj, fikir. Fakat bunu sağlayabilecek misiniz? Sonuçtaki ürün ilk başta sunduğunuzla aynı olması lazım. Yani bunun Türkiye'de farklı olduğunu mu? Yani Kopenhag'dakinden örneğin farklı mı? Evet, muhakkak. Bir kere eğitim çok önemli. O gördüğü ilk imajı talep etmeyi bilmesi gerekiyor müşterinin. Müşteri iyi eğitilmiş olmasa bir de sonuçtaki ürün. Kim memnun kalıyor bu üründen, kim kalmıyor? Zannedersem buradaki binaların sonuçlarına baktığımız zaman burayı noktaya yaklaştığımızı görüyorum. Fakat Melike'nin dediği gibi sorun daha ziyade burada ilk imaja dayalı. Kopya çok var, kopyalama çok var. Şu stili alıyorum, buraya koyuyorum. Çünkü zamanları yok. Onun için 20 bin metrekarelik bir bina talep ediyorsa 2 haftada ne yapacaksın? Evet, örneklere bakacaksın, İşte şu fena değil diyeceksin. Bunu şöyle çevireyim, şu kenara koyayım, şöyle bir imaj yaratayım diye. Burada aslında sonuçta ne olacağını görmeye çalışıyoruz. Ondan sonra inşaat tamamlanıyor. Bütün bu büyük müteahhitlik firmaları, kendi mimarlar grubu vardı. Hiç bu binaların hiçbirinde büyük rezidanslar, gazetede falan mimar ismini görüyor musunuz? Ürün, imajı satıyorlar onlar. Mimara, mimarlığa, mimarlığa fazla saygıları yok. Belki son olarak da bir soru sormak istiyorum dinleyicilere geçmeden önce. Bir cümlede sizin uygun Türkiye'ye getirdiğiniz değer nedir diye, buraya getirmiş olmayı ne istiyorsunuz? Yani buradaki pratiğin, uygulamanızın ne olmasını istersiniz? Algınız nedir? Bizim çalışmamızda aslında bizim gerçekte elde etmek istediğimiz işbirliği. İyi mi? Ekip içerisinde olsun, müşteriyle, diğer mimarlarla kolaborasyon, işbirliği çok önemli. Böylece çağdaş çözümleri üretmek ve yerleştirmek istiyoruz mimaride. Tasarımdan, kent planlanması, materyal tasarımı, hatta sistemi bir araya getirmekte bile mimari bir düşünce tarzıyla bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Evet, çağdaş çözümler bulmaya çalışıyoruz bu. Araştırma, deney, bunlar çok önemli. O nedenle biz sadece mimar olarak çalışmıyoruz, başka yollar da araştırıyoruz. Teknoloji alanlarına da bakıyoruz, araştırıyoruz. Bütün bunları toparlamak amacını biliyoruz. Evet. Bu zor aslında. Melike'nin söylediklerine ilave edecek pek bir şey kalmıyor. Biz birlikte iş birliğiyle çalışmak, iyi disiplinli takım çalışması, taraflar arasında iletişim çok akıcı ve rahat olması lazım. Siz ne istiyorsunuz bizden? Buradaki en kilit unsur bir takım soruları ortaya atmak lazım. O bir yol bulmamız gerekiyor. Bilmiyorum ekonomik olarak ne kadar sürdürülebilir olur. Fakat zamana karşı yarışı kazanmamız lazım. Hızlı projeler de var, araştırma projeleri var, yavaş projeler de var. Biraz daha yavaşlatarak karşılıklı görüşmeyi, müzakereyi, düşünmeyi
teşvik etmek istiyoruz. Disiplinli bir çalışma olsun ki bunun sonucundaki ürünün çok yüksek bir hedefe olsun ve o hedefe varılabilsin. Global, yani küresel olarak iyi ürün üretelim. Bunu amaçlıyoruz. Başarır mıyız bilmiyorum. Ama planı, tasarımı ofiste masaya koyduğumuz zaman dünyayla kıyaslayalım. Komşumuzla değil. Bizim için önemli bir kriter bu. Bizim yaptığımız aslında prototipler üretiyoruz seminerlerde. Sadece böyle taze bir bakış açısı, yaklaşım getirmek değil ki, aslında Türkiye'de mimarlık çalışmasının şeklini değiştirmek için bir takım fikirler ileri atmamız lazım bu salonda. Sonuçlar elde ettikten sonra, ondan sonra dinamik sayesinde insanların yanlışını, anlayışını anlarsınız. Melike'nin de dediği gibi eğitmek değil fakat mimariyi anlamaktır. Aslında tasarım kültürüdür. Sadece mekan içi tasarım değil bu. Bunu vermemiz, iyi teslim etmemiz gerekiyor. Soru var mıydı? Sorular mikrofona sorulmalı tabii. Tercüme edilebilmeleri için. Notlarım var. Ben Esra. İç mimarım. Bilkent Üniversitesi'nden ve master'ımı Texas'tan aldım. Austin'den. Takforide demek istiyorum. Danimarkalı konuşmacılarımız için. Eğer yanılmıyorsam bir tarz yeni iş modeli görmekteyim burada. Yeni teknolojiler, araştırma bazlı tasarım, kar gütmeyen tasarım çözümleri. Nasıl diyeyim? Kendinizi yeni girişimciler olarak görüyor musunuz? Hani yeni iş modelleri ortaya koyan ve söylemiş olduğunuz gibi hani müşterileri eğiten, ekip işini gözeten buna göre veya sadece hani olduğu gibi mi, kendi kendime evrilecek bu iş, doğal bir süreç mi? İkinci sorum da bununla alakalı olan şu. Herhangi bir fırsat görüyor musunuz öğrenciler için? Daha çok katılabilecekler mi çalışmalarınıza? Herhangi teşvik var mı onlar için? İşlerini paylaşmak açısından. Hani belki Bilgi Üniversitesi için değil de ben daha çok yarışma, işbirliği, onun gibi şeylerden bahsediyorum. Teşekkür ederim. Benim için bu yeni bir iş modeli değil. Benim için zaten normalde olması gerektiği şekli bu. Ben bunu böyle öğrendim. Ben böyle yapmayı, böyle geliştirmeyi biliyorum bazı şeyleri. Tek bir noktada kalmazsınız asla. Hep hareket etmeye devam edersiniz. Bu öğrenmiş olduğumuz metodolojiydi son 10 yıldır. Belki Türkiye için bu yeni bir şey. Belki yeni girişimci veya yeni bir iş modeli olabilir. Fakat bizim için bu yeni bir şey değil. Bu dünya çapında bilinen metodolojiler. Belli şeyleri yapmak için. Biz sadece onları buraya getirmeye çalışıyoruz. En azından insanların farkındalığını arttırmak istiyoruz bu konuyla ilgili olarak. Belki biz bunu yapan ilk kişileriz. İlk de demek istemiyorum çünkü bunu yapan başka insanlar da var. Belki bizim sesimiz biraz daha yüksek çıkıyor. O olabilir sebebi. Diğer taraftan ikinci sorunuz şöyle diyebilirim. Kişisel olarak benim için öğrenciler gerçekten önemli. Hani özellikle ilk yılda başladıkları zaman mimari konusunda en ufak bir ipuç işleri olmuyor. Gidip belli şeyleri ve belli düşünce tarzlarını öğrenmeye gidiyorlar. Şimdi ilk yılınıza geri dönün üniversitede. Tabii o kadar etkileniyorsunuz ki belli şeylerden. Hani hocanız size bir şey gösterdiği zaman belki sizin bir sonraki 10 yılınıza imzasını atıyor o olay. Onun için öğrenciler çok önemli. Benim için bize bilgimizi onlarla paylaşmak önemli. Ben buna ekleyebilirim. Bence yeni iş modelleri ilginç çünkü o açıdan inovasyon yapacak çok şey var. Birçok şey var düşünülebilecek. Dünyada bizim neslimiz sanıyorum
muhtemelen daha az ilgi duyuyor 3500 kişilik ofisler kurma konusuna. Biraz daha küçük olacak mimarlık ofisleri artık ve muhtemelen belli projelerde işbirliği yapmayı öğreneceğiz. Bunu bir şekilde öğrenmemiz gerekecek. Sanıyorum mimari uygulamalar için de önemli bu araştırma yapmak. Ne tip fonlar bulunabilir araştırma için görmek. Çünkü tamamen farklı bir eğitim. Şimdi çok konvansiyonel bir ofise gittiğiniz zaman işte müşteri mimar ilişkisi oluyor. İşte müşteriniz oluyor. Müşteri bir şey isterse tamam size kendi istekleriniz var ama siz kendi isteğinizi müşterinin talebine göre şekillendiriyorsunuz. Bunun tersi de var. Siz kendi gündeminizi ortaya çıkıp istediğiniz, ilgi duyduğunuz ürünleri ortaya çıkarabilirsiniz. Neyi satmaya ilgi duyuyorsanız. Ve size gelecek müşterileri bu tarz cezbedebilirsiniz. Biz ikincisini yapmaya çalışıyoruz bir yerde. Yani biz bir şey üretebilir miyiz bakalım diyoruz. İlgi duyan insanların benzer işler talep etmesini umuyoruz bizden. Çok fazla yarışmalara girmiyoruz çünkü ücretsiz iş yaparsak istediğimiz işi yapmayı seçiyoruz. Mesela bisiklet haritası. Biz bunu yaptık. Hangi rutlarda bisiklete binilebilir İstanbul'da diye. Mesela işimizin bir ayını o bisiklete ayırıyoruz. Muhtemelen kaybedeceğimiz bir yarışmaya girmektense. Yani siz karar verirsiniz ne tip müşteriniz olmasını istiyorsunuz, ne tip iş yapmak istiyorsunuz. Ve boş zamanınız olduğunda da garip bir şekilde mimarların çok boş zamanı oluyor. Çünkü çok ücretsiz iş yapıyoruz. Yani gösterdiğimiz çaba konusunda akıllı davranmaya çalışıyoruz. İkinize de katılıyorum. Yeni girişimciler, tabii Melike yeni bir şey yapmıyoruz dedi. Biz yurt dışında eğitildik, yurt dışında çalıştık. Tabii Türkiye'de çok şeyimiz eksik bizim iş olarak. Yani temel bir örneği bunun şu. Melike ve Hadid tarzı tasarım. Türkiye'de onu bir inşa etmeye çalışın da bakın ne oluyor. Yani eksik bir halka var. Yani üretiyorsunuz, kişiliği çiziyorsunuz, sonra inşaatçıya o bilgiyi iletmek istiyorsunuz ama o bilgiyi size alamıyor. İşte o eksik bir halka. Yani belki salon teknolojileri bir tarz bir bağlantı oluşturmaya çalışıyor. Hani belki o bilgiyi alıp sağlam bir işe dönüştürmeye çalışıyor. Bu bir örnek. Başka bir örnek de Selva'nın kendi ofisinde yaptığı. Yani hani haritası yok şehrin. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Çünkü ABD'den taşındıkları zaman Ruggles muhtemelen bir sürü soru sormuştur İstanbul hakkında. O da yönlendirmekte zorlanmıştır. O da bir eksik halka şehir ve halk arasında. Bizimkisi de belki hani biz prototip olarak bunu en geleneksel şekliyle yapıyoruz. Bizim yaptığımız şey sanıyorum üreticilere yaklaşmaya çalışmak. Ben atölyede çok zaman geçiriyorum. Marangoz'da çok vakit geçiriyorum. Biz aslında inşa etmesi o kadar kolay olmayan şeyler tasarlıyoruz ve nasıl inşa etmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Ben bunu seviyorum çünkü istediğim tarzda inşa edilsin seviyorum. Bu tabii bir sürü küçük, yani Türkiye'de ofislerde ilginç işler yapmaya çalışıyoruz şu an ama bütün bunlar için finansman lazım. Para lazım. Ücretsiz çalışacak haliniz yok. Türkiye'de hani hükümet ufak ofisleri destekliyor şu an. Tabii bu değişkenlik ve ilgi üretiyor. Öğrencilerle ilgili şey tabii ki öğrencilerle bir şey yapmak ister insan, yarışmalara girmek, işbirliği yapmak gibi ama öğrenciler aslında yeterince eğitim almış değiller. Ofise gelip de beraber üretim yapamazlar bizimle. Bilmiyorum eğitim mi iyi değil. Her neyse. Ama mantı eğitimisi biliyorsunuz. 4 yılda okulu bitirip ondan sonra çalışmaya başlayıp para kazanmanız lazım. Aile bunu bekliyor. Ama kimsenin işine yaramıyor bu. Yani belki 6 ay, 1 ay kendinize zaman ayırıp bir ofiste ücretsiz çalışıp
doğru düzgün eğitim alıp okula geri dönüp onun üzerine bir şeyler yapmanız lazım. Öyle bir noktaya ancak sonra geliyorsunuz. Onun dışında 4 yılda okulu bitir gel. İşte size kahve yaptırırlar ofiste sonra. Ama öğrencilerle olan alışveriş, hepiniz, hepimiz üniversite çalışmalarına katılıyoruz çünkü yapmanız lazım. Çok şey kazanıyorsunuz, çok şey öğreniyorsunuz. Önemli bir şey bu. Biz ofiste bu hayal okullarını kurduk. 3 kez değişik ülkelerde mesela değişik kültürlerden öğrenciler için gayri resmi platform diyoruz biz buna. Yani 2 hafta veya 1 hafta ayırıp bu tarz şeyleri takip etmeye çalışıyoruz. Bu etkileşimler değişik düşünme şekilleri için açık olmak inanılmaz derecede faydalı oldu bizim için. Ve Selva'nın şu anda yapmakta olduğu şey, biz de kendi açımızdan aynı probleme sahibiz ve aynı çabayı gösteriyoruz biz ne yapabiliriz diye. Bilmiyorum burada öğrenci var mı? Çünkü daha önce 3 kez konuştuk buraya gelmeden önce. Meselelerden bir tanesi eğitim. Beklentilerden bir tanesi de hani dünyanın hiçbir yerinde mimari sadece okulda öğrenilmez. Bu mümkün değil. Nasıl düşüneceğinizi umarız öğreniyorsunuz. Meraklı olmayı, işte etiğinizin ne olduğu, temel ilginizin ne olduğunu öğreniyorsunuz. Ondan sonra nasıl yapacağınızı dünyada ayrıca öğrenmeniz lazım. Ve ne kadar zaman sürerse artık, hani 2 ay içinde staj değiştiren kişilerin CV'leri geliyor. 2 ay orada, 3 ay orada bir şeyi, kaliteli bir şey inşa etmek böyle öğrenilmez. Yani biraz ağrılı, acılı kamptan geçmeniz lazım. Yani biz insanlara eğitimlerini ciddiye almalarını söylüyoruz. Yani eğitiminizi siz sahip çıkın. Kimse size öğretmez başka. Akıllı olun. Vaktinizi boşuna harcamayın. Odaklı olun, disiplinli olun. Bunu yapmanın başka hiçbir yolu yok. Soru için zaman kaldı mı? Bir tane. Bir şey söylemek istiyorum o zaman sizin söylediğinizle ilgili olarak. Şu an görmekte olduğum şey İstanbul'da. Çünkü ben daha çok İstanbul'dayım bu aylarda. Burada gördüğüm şey şu. Stajyer veya öğrenci olmak veya genç bir mimar olmak, insanlar tek bir yerde 3-6 aydan fazla zaman geçirmiyorlar. Ben bunu gerçekten inanılmaz derecede kötü buluyorum. Çünkü bir insanın sisteme girmesi zaten minimum 6 ay istiyor. Yani 6 ayda zaten ancak koklayabilirsiniz onu. Genel bir problem olarak gördüğüm şey, tutku yok bir şey yapmak için. Hani belki bu yeni nesle ait genel bir şey. Bütün bu sosyal networkler mi artık nedir bilmiyorum. Ortamı bu hale getiren, daha iyi bir izah bulamıyorum bunun için. Ama hızlı sabırlı olmak lazım. Gerçekten bir yerde en az bir yıl geçirmeniz lazım. Ondan sonra gerçekten o sisteme girip bir şey öğrenmeye başlıyorsunuz. Ve kendi pratiğinize geçmeden önce lütfen biraz zaman geçirin belli pratiklerde. Burada, Türkiye'de, yurt dışında nerede isterseniz. Ama kendinize zaman tanıyın. Kendinizi daha fazla eğitmek için. Hiç bitmeyen bir şey bu eğitim. Ben Zaha'ya 7 yıl sonra alasmaldık derken, peki şimdi doktoramı belki bitirmiş olabilirim, hadi bundan ilerlemek lazım gibi düşündüm. Bu sürekli bir eğitim. Ve kendinize yeterince zaman vermeniz lazım çalıştığınız insanlardan bir şey öğrenmek için. Öğrenci var mı aramızda?
Teşekkürler. Thank you very much. Çok mersi. Bak, bir toplantı. Bir toplantı değil, evet. Çok güzel. Evet, evet, güzel. Hani ben çok teknik tarafı olacak diye.